İşine bak ya. Lokma gibi. Bunu sen almıştın değil mi Ozi? Evet anne ya. Çok yakışmıyor ama çok tatlı. Çok. Ama artık küçük gelir. Yani bir iki hafta giyer ondan sonra bitti. Tamam. Aa, küçüldü mü? Daha geçen ay almadık mı? E oğlum çocuklar böyle çabuk büyür ya. Büyüsün o. Yenisini alırız. Muhalle Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Evdeler mi? Aa Muhalle Hanım geldi. Muhalle Hanım. Güzde amcığım kusura bakmayın böyle aniden geldim. Çocuklarla bir şey konuşup hemen döneceğim. Estağfurullah hoş geldiniz. Lütfen geçin oturun. Yok yok gerek yok. Rica ederim olur mu öyle bir şey? Buyurun ne içersiniz? Hiçbir şey teşekkür ederim. Çocuklar nerede? Geldiler. Teyze. Anne ben odamdayım. Tamam. Ben sizi yalnız bırakayım. Otur ya. Lütfen yok. Lütfen. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Kahraman ben sizi çağırmaya, evinize dönün demeye geldim. Teyze lütfen. Oğlum orası sizin eviniz, senin evin. Oğlum sessiz, cansız, bomboş o ev. Sesinizi, nefesinizi özlüyorum. Bak oğlum seninle oturmak istemiyoruz derseniz kabulüm. Haklısınız da. Ben başka bir eve taşınırım, giderim. Diyarbakır'a dönerim. Bizde ev çok. Yeter ki siz evinize, yuvanıza dönün. Ben sizi asla rahatsız etmeyeceğim. Teyze, bak orası bizim evimiz değil. Tamam mı? Çünkü ben Sarpoğlu değilim. Dicleli değilim. Benim aileyle bir bağım yok. O yüzden orası bizim evimiz değil. Ne fark eder kahraman? Ben sana küçücük bir bebekken yeğenim demişim. Bağrıma basmışım. Öyle sevmişim. Sevgi bağıyla bağlanmışız. Başka bir bağ olmuş olmamış ne önemi var? Öyle değil mi Güzde Hanım? Siz de oğlumu öz kızınız bildiniz, öyle sevdiniz. Hastanede karıştığını öğrendikten sonra bir şey değişti mi? Azaldı mı sevginiz? O benim öz kızım. O benim canım ciğerim. Sen de benim için öylesin işte. Minicik bir bebekken kucağıma aldığım gün neysen bugün de olsun. Sen benim özbeöz yeğenimsin. Annen kim, baban kim hiç umurumda değil. Ben senin annen sayılırım oğlum. Ben anne yarısıyım, teyzeyim ben. Oğlumsun sen benim. Nasıl unutursun? Nasıl unutursun? Hadi. Kahraman.